Herkese ertesi günden günaydın arkadaşlar. Biz bugün Ablasigil'de kaldık Halit'in. Yani bayağı oldu, saat 8'de kalktık. Burası komple Ablasigil'in. Arkası da vardı. Günaydın. Halit, vur abi, dayı, abine. Bu da abisinin oğlu. Ablasının. Şöyle. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Ay düşüyordum. Şöyle köy kahvaltısı. Ama daha hazırlamadık. Tam bitmedi. Alo. Şimdi bir kendini bir göster. İşte yaptı. Güçlü kedi. Yakışıklı çocuk. Maşallah. Yeşil gözlü. Sarışın. Yukarı açması. Kendim açtım. Vay. İçinde peynir mi var abla? Evet. Sevmiyorum ben. Seviyoruz. Şey, su böreği değil mi? Evet. Yani dur bir kaldırayım mı? Kestim. Yani kestin mi? Kesmiş. Kestim. Sadece çok hoş edin. Kaç canım? Biri böyle küçük. Kes. Bakalım. Dur daha anneciğim, dur daha gir kalsın. Benim ayarlarımı şimdi. Ne? Annem onu şimdi ayarlar. Ne oldu? Kesin. Ben aldım da göstermek için yaptım. Göster abla. Anne göster, görsünler hamur atlığını. Vay. Şöyle kat kat. Eline sağlık abla. Oh. Sana özel yaptım. Teşekkürler. Ne oldu? Bu da ablasının en küçüğü. Maşallah. Diyelim. Allah nazarında saklasın. Hepsi böyle tatlı. Sarışın. Mavi gözlü. Dur aşkım. Bundan evin arasında da 7 ay mı ne var? Dur aşkım. Evet. Ben atıyorum. Atıyorum. Attım oraya. Sen gel. Geliyor. Arkadaşlar biz şimdi markete gidip geldik. Hemen bir şeyler aldık. Çocuklar da kamyondan göle gittilerdi. Hep ıslatmışlar üstlerini. Onları sereceğim. Sonunda yemek yapıyoruz. Nohut yemeği. Onları hazırlıyoruz. Köy güzel ya ama çok sıcak. Aşırı sıcak var. Beni çekmesin. Bir tane duvara söylesene. Tamam yeter. Hadi git Celal ablaya git. Ya. Bak. Annesini yanında dur. Sen dur. Allah sen gel. Evet. Sen çocuğa bir baksana. Evet. Gel. Nereye geliyorsun? Tabii. Oradan şeker getir. Kestik lan, kestik. Yokken diyordum ki telefonu fotoğraf çekemiyor, yazık. iPhone'un yok kendim. He. Şimdi ha. iPhone var, gene çekemiyor. Evet arkadaşlar, biz şimdi yemek hazırlıyoruz. Yani salata yapıyoruz 5 kişi. burada pirinç pilavı var. Burada da hadi açıp göster canım. Şöyle demleniyor. Seni göstermiyorum. Burada da nohut yemeğimiz var arkadaşlar. Evet. Oh, yanında da çoban salatası bol soğanlı. Nohut Oh. Evet, ben de biraz ağladım çünkü gözlerim sulandı. Çünkü soğan soydurdular bana.
Güya en büyükleri benim. İşi ben yapıyorum. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ve kaynanam gibi köye geldi. Hep beraber yemek yedik. Onlar düğüne gidecek. Biz de köyden Aksaray'a geri geldik. Görümce bana şöyle bir tane borcam hediye etti. Şöyle bir de böyle üçlü çerez tabağı Paşa Bahçe'den. Hani bir hediye olsun bana diye. Ve de çocuklara harçlık verdi. Allah razı olsun ondan. Vallahi o kadar çalışıyorlar. Emek veriyorlar. Paraları var yok hani. Yine de kadın düşünüp veriyor. Gerçekten o kadar parası olup da düşünmeyen insanlar var bu hayatta. Allah razı olsun. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bu vakum poşetlerini almıştım ya arkadaşlar. Ben bir tane bavulumu bırakacağım. Ve bu poşetlerin içine böyle koyacağım güzelce. Sonra vakumlayacağım. Ve kaldıracağım. Mesela geçen gün halte aldığım şu yağmurluk ceketi filan. Bunları güzelce koyayım. Vakumlayayım. Ondan sonra biraz etrafı toplayayım ki çok şey olmasın. Siz söyleyin çok iş olmasın sonra. Ama ondan önce bir şimdi soğuk kahve içeceğim. Şunu aldıydım geçen gün birimden, bunu yapacağım. Güzelce birkaç tane alıp Avusturya'ya götüreceğim. Bir deneyeyim. Arkadaşlar ben şimdi etrafı topladım Halit'le birlikte. Şöyle 3 tane vakum poşete çıktı. Bunları vakumladık ama bunun vakumu nedense geri çekildi. Altında vakumlu var 2 tane daha bakın. Şu bavul Antalya için hazırladık. Burada aldığım tava falan var onlar. Bir de bu bavulum var. Bunu bırakacağım. Bir de şu iki şey var arkadaşlar. Bir de boksumuz var. Yani bunları arabanın bagajına atacağız. Şu iki bavul var. Yani araba biraz daha boş gitsin diye. Çünkü bu bavulu bırakacağım arkadaşlar. Zaten kırık. O yüzden de onu bırakacağım. Şu üstteki kırmızı şeyi de kullanmayacağım. Şu an onun içinde şey var, göstereyim size. Şöyle termoslarımız var yolda kullandığımız. Ama onu da sonra bavula koyacağım. Yani sırf şu gördüğünüz eşyalar olacak. Daha fazlası olmayacak. Evinde şimdi çocukları evindeyim. Halit de şimdi çocukları uyutmaya gitti. Ben de şimdi oturacağım. Ve biraz kaynanam gelirse oturun bakalım. Belki biraz acıktım, şeyler yerim. Ama inşallah çocuklar uyur. Başka bir şey yapmayacağız. Bugün zaten saat 10 oldu. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kaynanam böyle kuru fasulye, taze fasulye yemeği yapmış. Ben de çok severim. Şimdi kendimi biraz ısıttım. Yoğurtla yiyeceğim. Arkadaşlar biz şimdi hazırlandık. Ve şimdi biraz dışarı çıkacağız. Bugün günlerden pazartesi. Son 2 günümüz kaldı. Biraz alışveriş yapacağız. Böyle mercimektir. Ne bileyim bulgurdur. Bir şeyler bulursam onlardan alacağım. Sonra da eve geliriz. Belki biraz gezeriz arkadaşlar. Ama çok sıcak hava. Bir de dur be aşkım. Köyde bir gün önce kına vardı. Orada biraz video çektiydim. Bu videonun en sonuna atacağım onu da. İzlersiniz. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik. Buradan kendimize işte bulgur falan alacağız. Burada taze yapılıyormuş her şey. Bak falan da var. Tamam bunlardan alalım o zaman. Dur. Arkadaşlar biz şimdi aldık, alışveriş yaptık. Bulgur, buğday, böyle baharat falan aldık. Salça aldım 5 kiloluk. Nar eşkisi, böyle başka ne aldım? Mercimek, böyle şeyler aldım. Toplam 1950 TL ödedik. Yani 60-65 euro para yapıyor arkadaşlar. Ama Avusturya'da da alsak daha ucuz almazdık. Ve buradakiler taze. O yüzden buradan aldık. Şimdi biz çocukları kaynanamdan yukarı yolladık. Sadece evin var. Evinde uyuyor arkada. Sanayiye gideceğiz. Çünkü arabaya bir şey aldıymış. Halit parça almış. Onu almaya gideceğiz. Ve bu arada az önce ikinci altınımı da aldım.
Bakalım Avusturya'ya gitmeden bir altın daha alırsam benim için yeterli. Böyle 3 tane olsun. Yani 2 tane var şimdi. 3.'ü de alırım. Yeter. Yavaş yavaş yap, takarım yanına. Neyse biz hanaya gidelim arkadaşlar. Sonra gün içinde görüşürüz. Baba. Baba. Bebek. Şimdi tavuk dünyasına geldik ve yemek yiyeceğiz. Kalkma, otur. Şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Ve gideceğiz ama tadı gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlar biz şimdi arkadaşlarla yemek yedik. İzine beraber geldiğimiz arkadaşlarla yola tanışmıştık. Onlar da Aksaraylı, Haltin köylüsüydü. Aksaray'da buluştuk şimdi. Onlar köyden geldi. Yemek yedik ve dönüşü planlıydık. Hani dönüşte beraber gidelim dedik yine. Onların çünkü çocukları var. İyi anlaştık. Şimdi de bir şeye geldik. Araba yerine geldik. Arabanın aynalarına şey taktırmak istiyoruz. Kanat. Öyle bir şey deniyor herhalde. Ona bakacağız ellerine varsa. Çünkü sanayiye gittik. Maalesef sipariş ettiğimiz kanatlar sipariş edilmemiş. Biz de paramızı geri aldık. Şimdi buraya takacaklar. İnşallah ellerinde vardır. Yoksa yok. Bakalım. Sen Garaj diye isim. Şuraya takılacak arkadaşlar. Bakın bu düz aynamız. Biraz modifeli olacak. Şimdi biz onu hep hayal ediyorduk zaten. Bakalım. Takıncası gösterelim. Burada da Almancılar var. Bakın. Vallahi Aksaray'ın %80'i Avusturyalı. Şöyle göstereyim. %70'i Avusturyalı. %50'si Hollandalı, Almanyalı. Yani bildiğiniz hiç Türk plaka gözükmüyor bile ya. Her taraf Almancı dolmuş. Ama bizim Ege'ye gidince görürsünüz 3-4 tane amca vardır Nazilli'de. Onlar da hep tanıdık, hep aynı arabalardır. Ama bakalım. Son 2 günümüz kaldı Aksaray'da. Böyle şöyle taktırdık şimdi hemen. Bir saniye taktı zaten onu. Arkadaşlar biz eve geldik. Kaynanam şöyle bamya çorbası yapmış bize. Bunu yiyeceğiz. Ve fırında tavuk doldurmuş. Onu da göstereceğim size. Şöyle tavuk yaptı. Yapmış. Biz yok gene. Tavuğu ama şey yapmış. Didiklemiş. Şimdi tiftikladım. Çattım. Bak onu sürecek değil mi? Yok yok. Tamam. Yani önce tüm pişirmiş, içine doldurmuş pilavı. Değil mi? Sonra diktin. He, çırptım böyle. Sonra çırpmış, sonra didiklemiş. Yani yağını döktüm üstüne, bu şeye kaldım fırına. Sonra fırına atmış. Şimdi biraz karpuz keselim, yemeğimizi yiyelim. Tabii şimdi eve geldik. Yani eve geldik diyorum, yemeği yedik. Size hemen aldıklarımı göstereceğim. Biz hemen bir butike girdik. Şöyle çocuklara ayakkabı aldık. Bu Esila'nın. Bu da Eslina'nın. Çünkü bu renkte bu beden yoktu. Bu bedenle bu renkten de bu beden yoktu. Bundan aldı, terlik aldı şöyle. 75 TL. Bunlar 150 TL'ydi tanesi. Hemen göstereyim daha ne aldık. Babama şöyle bir tane kısa gol aldık arkadaşlar, hediyelik. Normal bildiğiniz düz kısa gol. Ondan sonra Halit'e şöyle bir tane kısa kol aldık. Bunlar 250 TL'ydi tanesi. Sonra bir de bu renginden aldı Halit. İki renginden de aldı. Ondan sonra kendine bir de Halit şöyle bir kazak aldı, uzun kollu. Şöyle kış için arkadaşlar. Bir de şöyle bir tişört aldı kendine. Ben kendime şöyle bir takım aldım ikili. Bunlar indirimdeydi, iki tane. Yani ikili, hem alt hem üst 100 TL'ye. Bunu şimdi deneyeceğim. Bu olmazsa gidip değiştireceğim, bir büyüğünü alacağım. Çünkü dar kesim, bayağı dar kesim. Ondan M aldıydım ama el alabilirim. Çok bu çok dar kesim görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar, burada videoyu kapatıyorum. Evine de ayakkabı aldıydım. Onlar nerede bakayım bir. Evine aldığım ayakkabılar da burada arkadaşlar, bakın. Evine de şöyle Nike aldım. Çok güzel. 22 numara. Böyle arkadaşlar. Buraya toplam 1600 TL verdik. Yani bugün yine biraz para harcandık bayağı.
Kuru şeyleri de kilere koydum. Onları size göstermeyeceğim. Avustralya'ya götürünce gösteririm. O mercimek filan aldım. Onları diyorum. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.